Şimdi örneklem ve evreni tanımlamak için kullandığımız bazı temel kavramlardan söz edelim ki tanımlayıcı istatistiklerde bu kavramları sık sık kullanacağız. Önce parametre ve istatistik terimleri ki çok sık kullanılıyor araştırmalarda. Parametre evrenin bir özelliği, verilen bir değişkenin evrendeki özet tanımı. Örneğin Türkiye'de ortalama yaşam süresi 73,8 yıl dediğinizde bu Türkiye'deki 75 milyon insanın ortalama yaşam süresini belirtiyor. Dolayısıyla da evrene ait bir özellik, buna evren parametresi diyoruz. İstatistik sözcüğü ise burada kavramı özel anlamda kullanılıyor. Örnekleme ait bir özellik. Bir değişkenin örneklemdeki değerini özetleyen tanım. Örneklem istatistiği. Örneğin Türkiye'deki evrende ortalama yaşam süresi 73,8 yıl ama siz diyelim ki bir örneklem seçtiniz ve bunu 71,2 yıl buldunuz. Bu örneklem istatistiğidir ve örneklem istatistiği elbette evren parametresiyle tıpatıp aynı sonucu vermez ama örneklem istatistiği evren parametresini tahmin etmek için kullanılır. Bu özelliklere bakarak biz evren ya da örneklemle ilgili değişik özet tanımlar verebiliriz. Örneğin aritmetik ortalamadır sonuçta ortalama yaşam süresi. Pekala diyebiliriz ki 73,8 yıl ortalama yaşam süresi. Fakat bu evrenle ya da örneklemle ilgili özet başka tanımlar da kullanabiliriz. Örneğin her zaman aritmetik ortalama en iyi özet değildir. Diyelim ki Ankara'daki kiralık evlerin fiyatlarından bahsediyor isek, burada ortalama almak bize çok fazla bir şey söylemiyor. Çünkü normal kirası olan yerler var ama öte yandan çok yüksek kirası olanlar da var. Dolayısıyla bu tür durumlarda belki ortancayı almak bize daha iyi bilgi verir. Yani bütün kiralık evleri büyükten küçüğe fiyat açısından dizip en ortadaki değeri kullanmak biçiminde. Aksi takdirde aritmetik ortalama ortancadan yüksek olacağı için yanıltıcı olabilir. Ya da bazı durumlarda en sık değer kullanılabilir. Biz bu sıklıkları şöyle bir sıklık dağılımı grafiğinde de gösterebiliriz. Burada kabaca şu yukarıda tek tek 98'den 33'e kadar dizilmiş olan 50 öğrencinin notları harf sistemine döndürülmüş ve bir grafik hazırlanmış. Dolayısıyla da bu 50 öğrencinin 14'ü A almış, 15'i B almış vesaire şeklinde. Buna sıklık dağılımı diyoruz. Biz özellikle örneklem seçimi için normal dağılımı önemli bir araç, bir silah olarak kullanıyoruz. Burada gördüğünüz sıklık dağılımı çok normal gibi gözükmüyor ama eğer normal olsaydı şöyle çan eğrisine benzeyecekti dağılım. Tabii ki normal dağılımlar da sağa ya da sola çarpık olabilir. Ama normal dağılım birazdan göreceğimiz gibi bize örneklemden evrene genelleme yapma için büyük bir avantaj sağlıyor. Bazı diğer tanımlara bakalım. Ortalamayı zaten gördük. Normal dağılmış veriler için aritmetik ortalama normal dağıldıysa eğer en iyi özet tanım. Ama biraz önce söylediğimiz gibi normal dağıldıysa Ankara'daki evlerin kiralık fiyatları normal dağılmadığı için ortalama çok bir anlam ifade etmiyor. Peki varyans dediğimiz şey nedir? Yani biz bir ortalama belirtiyoruz. Diyoruz ki Türkiye'deki ortalama yaşam 73,8 ama bu Türkiye'de herkesin 73,8 yaşına geldiğinde öldüğü anlamına gelmiyor ki. Kimisi daha uzun yaşıyor, kimisi daha kısa yaşıyor. Fakat şu var, ortalamalardan sapmaların toplamını hesaplayacak olursanız bu sıfırdır. Dolayısıyla da bu açıdan bakıldığında da normal dağılımlarda aritmetik ortalamanın en iyi özet tanımı olmasının nedeni de budur.
Ortalamadan sapmaların karelerinin toplamı bize varyansı verir. Yani verilerdeki değişimi gösterir. Ortalamaların değerlerin ortalamalardan çıkarılması, sapmaları sıfır demiştik. Ama bunların karelerini alırsak tabii ki pozitif bir değer elde edilecektir. Bu bize verilerdeki değişimi gösterir. Eğer verilerdeki değişim yüksekse daha büyük varyans katsayıları çıkar. Düşükse, yani ortalamalardan sapmalar azsa, daha küçük çıkar. Dolayısıyla biz varyansın karekökünü alarak da standart sapmayı bulabiliriz. Bu aynı zamanda genel olarak kullanabileceğimiz bir değişim varyansın ne kadar büyük olup olmadığını ölçme ölçütü, yani standart sapma. Bu üç kavram, yani kareler toplamı, varyans ve standart sapma, aritmetik ortalamanın verileri ne kadar özetlediğini ölçer ve bize benzeri diğer ölçümlerle karşılaştırma yapma olanağı verir. Dolayısıyla örneğin ortalama yaşam süresi Türkiye'de 73,8, standart sapması diyelim ki 3,5, biz örneklem seçtik, 71,2 bulduk örneklem ortalamasını, varyansı da şu şekilde bulduk. O zaman bunun evrene ne kadar benzediğini, benzemediğini bir ölçü olarak kullanabiliriz. Standart sapma tabii ki sizin yaptığınız ölçümlerde, özellikle evrenle ilgili ölçümlerde elde ettiğiniz hata miktarını gösteriyor. Yani ortalamadan sapmaları gösteriyor. Buradan giderek standart hatayı tanımlayabiliriz. Standart hata, yani evrende hata olmaz, işte ne bileyim, ortalama yaşam süresi 73,8, standart sapma şuysa bu budur. Ama o evrenden bir örneklem alırsanız, o evrenden birçok örneklem seçmek mümkün olacağı için her örneklemde bir hata miktarı vardır. Bakın, demin ki 50 öğrenciyle ilgili evreni görüyorsunuz burada. Değişik büyüklüklerde 3 tane örneklem seçiyoruz. Birinde 9 öğrenci var, birinde 5, birinde 12. Evrenin ortalaması 71,76, standart sapması 18,66. Ama bu 3 örneklemde hiçbirinde tıpatıp evren ortalamasını ya da ortalamasını tutturmuyoruz. Birinde 59, 69,5, birinde 51, birinde 73. Tabii ki bizim açımızdan örneklem istatistikleri evren parametresine ne kadar yakınsa o kadar iyi. Çünkü o kadar iyi temsil ediyor o evreni diyeceğiz. Ama unutmayın, şuradaki 50 öğrenciden çok çok büyük sayılarda farklı örneklemler seçmek mümkün. Siz bunlardan sadece 3 tanesini seçmişsiniz. Biri 51, biri 69, biri 73 vermiş. Farklı örneklemlerden elde edilen ortalamaların standart hatasını hesaplayabiliriz biz. Örneğin şu 3 farklı örneklem için standart hata 13 civarında. Büyük standart hata değerleri örneklemlerin birbirinden farklı olduğunu gösterir. Yani örneğin 5 denekle olanın ortalaması 51, 12 ile olanın 73. Bunun evren parametresinden uzaklığı 20 puan, bununsa 2 puan. Dolayısıyla temsil edilme açısından bu bize büyük örneklemlerin daha iyi sonuçlar verdiğini söylüyor aynı zamanda. Örneklem istatistikleri nadiren evren parametresine yakın, çok yakın ya da aynı değerler verir. Araştırmacılar çoğu zaman bizim bir önceki slide'da olduğu gibi 3, 5, 10, 100 farklı örneklemler seçmek gibi bir lükse de sahip değil araştırmacılar. Ya ne yapıyorlar? Tek bir örneklem seçiyorlar. O örneklemin standart hatasını hesaplıyorlar ve oradan giderek evrene genelleme yapıyorlar. Örneğin bir önceki slide'daki örneklem büyüklükleri 5, 9 ve 12 idi. Örneklem hataları da dikkat ederseniz bu büyüklükle orantılı olarak büyükten küçüğe, 10'dan 5,53'e sıralanmış durumda. Bu bize neyi gösteriyor? Örneklem büyüklüğü arttıkça örneklem hatasının azaldığını gösteriyor. Yani evren parametresine daha yakın istatistikler üretiyoruz.
Hatta böyle bir ilişki de var. Örneklem hatasını yarı yarıya düşürmek istiyorsanız örneklem büyüklüğünü 4 kat arttırmanız lazım. Ortalamanın örneklem dağılımı, örneklem büyüklüğü arttıkça normal dağılıma yaklaşır. Bu o merkezi limit teoreminin bir yargısı. Dolayısıyla örneklem dağılımlarına baktığımızda demek ki örneklem büyüklüğü arttıkça o hatalarda normal dağılıma yaklaşıyor. İşte bir normal dağılım ya da öğrencilerin çok sevdiği çan eğrisi dağılımı. Hep sorarlar ya eğri çan uygulayacak mısınız diye. Bakın normal dağılımın alanının hesaplamalarıyla ilgili yani şuradaki alanın yüzdeleriyle ilgili dağılıma bir bakın. Normal dağılım gösteren verilerde bu dağılımın ortalamasının 0, standart sapmasının 1 olduğunu kabul edersek verilerin %68'i ortalamanın 1 standart sapma üstünde ya da altında kümeleniyor. Verilerin %95'i 2 standart sapma altında ya da üstünde gözüküyor. 3 standart sapma ise %99,9'unu kapsıyor. Bunların üçü normalde açık çünkü birazdan konuşacağız olasılıklarla ilgili bir olay. Elbette bir örneklemden seçeceğimiz bir evrenden seçeceğimiz bir örneklem ille de 2 ya da 3 standart sapma evren parametresine yakın olacak diye bir şey yok. Çok daha uzağında olabilir. Biraz önce verdiğimiz işte manga başlarının diyelim ki örneklem seçilmesi söz konusuysa o zaman ortalama boy uzunluğuyla askerlerin müthiş bir fark oluşmuş olacak. Biraz önce gördüğümüz slide standart normal dağılımı gösteriyor. Aritmetik ortalaması 0, standart sapması 1 olan bir normal dağılım. Buna bazen Z dağılımı da diyoruz ve şurada gördüğünüz formülü kullanarak bunu standart normal dağılıma çevirebiliriz. Buradaki değerler x özgün normal dağılımdan bir değer, mu özgün dağılımın aritmetik ortalaması ve standart sapması biçiminde verilmiş durumda. Bu formül size her zaman standart normal dağılımı üretir. X değerinin rastgele alınan bir değerin alındığı dağılım eğer normal değilse tabii ki bu buradaki dönüştürmede yansır. Z değeri belirli bir değerin aritmetik ortalamanın kaç standart sapma altında ya da üstünde olduğunu belirlemek için kullanılır. Dolayısıyla da buradan giderek seçtiğiniz örneklemin evren parametresine ne kadar yakın olduğunu ölçer. Bakın birkaç örneğe bakalım bu Z dağılımları ile ilgili olarak. Notların normal dağıldığı ve sınıf ortalamasının 80, standart sapmanın 5 olduğu bir sınavdan 70 aldıysanız bu demektir ki birim 5 olduğuna göre evren ortalamasından 2 standart sapma daha aşağıda not almışsınız demektir. Yani biraz önce geriye gidiyorum. Şurada gördüğümüz alan hesaplarını yapacak olursanız sizin notunuz -2'de. -2. Yani bu ne demektir? Sınıfın şu kadar kısmı ki %98'ini oluşturuyor sizden bu sınavda daha yüksek not almış demektir. Eğer veriler normal dağıldıysa. Z tabloları da artık gerçi PAS ve eski SPSS gibi programlar çıktıktan sonra bu tür basılı tablolar ne kadar kullanılıyor emin değilim ama bakın Z tablosu onu söylüyor bize. Notum ortalamanın 2 standart sapma altında o zaman ben en alttaki %2,27'lik gruptayım notum itibariyle anlamına. Buradan giderek diğer değerleri de hesaplayabilirsiniz. Örneğin sınavdan 85 almış olsaydınız yüzde kaçlık dilimde olurdunuz? 85 demek ortalamanın bir standart sapma üstü demek. Dolayısıyla bir standart sapmanın karşılık geldiği yüzde
84,13. Tekrar geriye gitmeyeceğim ama deminki renkli normal dağılımı düşünecek olursanız siz şuradasınız. Yani %15'i ancak sizden daha yüksek not aldı. Diğerleri sizden daha düşük not aldı anlamına yorumlanacaktır. Bunun gibi daha değişik varyasyonlar da olabilir. Örneğin hangi notu alsaydınız yüzde kaçlık dilimde olurdunuz türü soruları da Z tablosu kullanarak yanıtlayabilirsiniz. Tablodan yüzdelik dilime karşılık gelen Z değeri bulunur. Bu arada bu kısaltılmış bir tablodur. Normalde bunlar 0,1'lik artarak giderler ve sağ tarafa da yine aynı şekilde dağılırlar. Daha büyük bir tablo. Ben sadece en temel olan kısımları çıkardım buraya. Ama biraz önce gördüğümüz Z formülü bize kolayca Z tablosu kullanarak alan ya da olasılık hesabı birazdan göreceğiz yapmakta yardımcı olur. Demin de dediğim gibi normal dağılım aslında son derece güçlü bir silah araştırmacılar açısından. Çünkü verilerin normal dağıldığı bir evrenden seçilen farklı örneklemlerin örneklem ortalamaları da normal dağılım gösterir. Yani ortalaması 0, standart hatası 1 olan bir çan eğrisi dağılımı gösterir. Örneğin 100 farklı örneklem seçilse bu örneklemlerden kaçı evren parametresinin 1 veya 2 standart sapma altında ya da üstünde olabilir diye bir örneklem istatistiği üretebilirsiniz. Tıpkı bu yazı tura atma ilgili olasılıklarda olduğu gibi. Evet, bir kez attığınızda %50, %50 gelecektir yazı ya da tura. Ama arka arkaya 4 kez gelme olasılığı dediğinizde o olasılık giderek düşmeye başlayacak. İşte burada da benzer bir yapı var. Birazdan göreceğiz. Güven aralıkları normal dağılım gösteren bir evrenden seçilen biraz önceki renkli çan eğrisinde gördük. 100 farklı örneklemin 68'inde örneklem ortalaması evren parametresinin bir standart sapma altında ya da üstündedir. 100 tanesinden 95'i 2 standart sapma altında ya da üstündedir. Deminki notlarla ilgili Z hesaplamalarında da bunu zaten görmüştük. %99'u 3 standart sapma altında ya da üstündedir. Eğer örneklem ortalaması evreni iyi temsil ediyorsa, örneğin seçim tahminlerini düşünün, o ortalamanın güven aralığı da küçük olur. Yok iyi temsil etmiyorsa o zaman büyük olur. Yani örneklem ortalamalarının %95'i mevcut örnekleme yakın, mevcut evrene yakın ortalamalar üretir. İyi temsil etmiyorsa güven aralığı büyük olur. Yani farklı örneklemler mevcut örneklemden farklı değerler üretebilir. Şimdi biraz da olasılık kuramından söz edelim. Olasılık kuramı bize örneklem istatistiklerinin evren parametresine uzaklıklarını ve güven aralıklarını hesaplama imkanı veriyor. Ve bunu bir iki örnekle açmaya çalışalım. Biraz önce yazı tura atmaktan söz etmiştik. Ona benzer bir örneğimiz var. Diyelim ki bir üniversitede öğrencilerin YÖK'e karşı tutumunu biliyorsunuz. Yarısı taraftar, yarısı değil. Şimdi bir araştırma yapacak olsak, her öğrenciye bir numara verelim. Olasılığa dayalı örneklem seçeceğiz ya. Rastgele içlerinden 100 öğrenci seçip soralım. YÖK'e karşı mısın, taraftar mısın? Bu örneklemin standart hatasını biz kolayca hesaplayabiliriz. Neden? Çünkü evren parametresini biliyoruz. %50, %50 dağılmış. Dolayısıyla seçtiğim öğrencinin YÖK'e karşı olma olasılığı ne? Yarım, 0,5. YÖK taraftarı olma olasılığı ne? 0,5. Dolayısıyla bu ikisini çarpıp örneklem büyüklüğüne böler ve bu çıkan sayının karekökünü alırsam o zaman ben bu örneklemin 100 kişiden oluşan örneklemin standart hatasını bulurum. Yani %5. Yani bu ne demektir?
Siz eğer 100 kişilik bir örneklem seçtiyseniz ve %50-%50 dağılım söz konusuysa, o zaman örneklem istatistiği olarak size gelecek o 100 kişinin acaba yüzde kaçı taraftar, yüzde kaçı değil bilgisi yaklaşık %5'lik bir standart hata üretiyor demektir. Ama tabii ki buradaki olasılıkları eğer Eren parametresini değiştiriyorsanız pekala değiştirebilirsiniz. Büyük bir çoğunluğu YÖK taraftarı ya da değilse elbette buradaki standart hata da farklı gelişecektir o zaman. Şimdi YÖK örneğimizi renkli çan eğrisi üzerinde görelim. Ve tekrar tekrar örneklem seçtiğimizde olasılık kuramının nasıl eski deyişle tecelli ettiğini, nasıl bize tahmin imkanı verdiğini görelim. Diyelim ki o 100 kişiye sordum ve %48'i taraftar olduğunu söyledim. Evren parametresinin %50 olduğunu biliyoruz. Yani 2 puan uzakta evren parametresinden. Yanılma payı ne? Standart hata 5 puan. Biz buradan giderek %95 güven aralığını hesaplayabiliriz. Örneklem ortalaması nedir? 48. Hata nedir? 5. 2 ile çarparsak 10. Yani o zaman bizim %95 güven aralığımız burada 38 ile 58 civarında olacak. Değil mi? Dolayısıyla da çan eğrisi aslına bakılırsa %50'den 2 puan kaymış gibi gözükecek. Ama bu sadece bir örneklem. Diyelim ki örneklem seçmeye, yüzlük örneklemler seçmeye devam ediyoruz. İkincisini seçtik, bu sefer %51'i taraftar çıktı. Üçüncüsünü seçtik, %52'si çıktı. Gene aynı şekilde bunların da her bir örneklemin güven aralığını hesaplayabiliriz. Şimdi bu seçimlere devam ettiğimizi düşünelim, yüzlük yüzlük seçerek. Devam ettiğimiz zaman eğer evren parametresi %50 ise, %50 taraftar %50 değil biçiminde, o zaman yüzlük farklı örneklemler seçmeye devam ettikçe evren parametresine yakın değerlerin büyük bir kısmını oluşturduğunu, 3 ya da daha fazla standart hata uzak olanların nispeten daha seyrek rastlandığını göreceğiz. Yani o zaman bizim demin renkli çan eğrisinde bulduğumuz şeye geliyoruz. Eğer evren parametresi %50 ise seçilen örneklemlerin büyük bir çoğunluğu da, örneğin %95'i 2 standart hata altında ya da üstünde yer alacak. %99'u 3 standart hata altında ya da üstünde yer alacak. Ama tabii bu teorik bir şey. Yani biz defalarca yüzlük örneklemler seçecek ve ondan sonra ha diyecek. Ama öyle değil gerçek hayatta. Gerçek hayatta sadece bir örneklem seçiyoruz. Burada bize örneklem istatistiğinin evren parametresine yakın olması ama yanılma payının %10 olması bir üniversitedeki öğrencilerin yüzde kaçının YÖK taraftarı olduğu hakkında tahminde bulunurken çok büyük yardımcı olmayabilir. Ne olmuş yani YÖK taraftarı ya da YÖK karşıtı gibisinden. Ama şimdi örneğimizi bir değiştirelim. Örneğin seçim öncesi Obama'ya kamuoyu şirketi geldi, dedi ki %95 güvenle oyların %52'sini alacaksın. Artı eksi 10. Ve seçileceksin. Ha, çok teşekkür ederim, beni çok rahatlattın demeyecektir Obama çünkü orada. Neden? Çünkü %52'nin %95 güven aralıkları %42 ile %62. Bu ne demektir? Rakip sizden daha fazla oy alabilir anlamına geliyor. Kaldı ki Amerikan başkanlık seçimlerinde rakibiniz sizden bir oy dahi fazla almış olsa seçilme durumu var. Bunu en son Bush'la Al Gore arasındaki yarışmada görmüştük. Dolayısıyla da Obama seçimi kaybeder. Peki ne yapacağız? Örneklem büyüklüğünü arttırırsak hata payını biraz daha azaltabiliriz. Örneğin
400 kişiye sorduk. Bu da aslında YÖK örneğine benziyor ama şimdi Amerikan başkanlık seçimlerine döndüm. 100 kişiye sormak yerine 400 kişiye sorduk. Seçimde kime oy vereceksin? McCain'e mi, Obama'ya mı diye. O zaman tıpkı biraz önceki YÖK örneğinde olduğu gibi diyelim ki %48'lik bir örneklem çıktı. Yanılma payı nedir? Bu sefer 400 kişi olduğuna göre yanılma payı yarı yarıya indi. %2,5 oldu. Bu da demektir ki güven aralıkları daraldı. Bakın şekilde ne miktar zayıflama söz konusu. Bu da örneklem büyüklüğü arttıkça evren parametresine daha yakın değerler ortaya çıkması anlamına geliyor. Yani diyelim ki kamuoyu araştırmalarının yapıldığı zamanlarda da Amerikan seçmenlerinin büyük çoğunluğu, özür dilerim yanlış belki ama çoğunluğu Obama'ya oy kullanmayı düşünüyordu. Bunu Gallup'un şeyinde de gördük. O zaman evren parametresinin de bu şekilde bir sonuç vermesi çok sürpriz değil. Dolayısıyla yaptığımız iş burada örneklem büyüklüğünü arttırarak standart hatayı azalttık. Yarı yarıya düşürdük. Peki acaba Obama hala rahat mı? Örneğin gitti şirket dedi ki ey Obama %95 güvenle oyların %53'ünü alacaksın ama artı eksi 5. Yani bu sefer 48 ile 58 arasında değişiyor. Demin ise 38 ile 58 arasında değişiyor. Dolayısıyla bant daraldı. İyi güzel fakat hala sorun çözülmüş değil. Neden? Çünkü yani %23'ten 5 puan geriye %48. Bu demektir ki rakibin %52 oy alabilir. 51 oy alabilir ve seçilebilir. %48 oy aldığında o zaman yani Obama'nın başkan olması mümkün değil. Aynı denemeyi örneklem hatasını yarı yarıya indirmek için bu sefer 1600 kişiyle yapalım. Yani kamuoyu araştırmacı şirket 1600 kişiye sorsun Obama'ya mı oy vereceksiniz yoksa McCain'e mi diye. Bunlar tabii ölçekli çizilmiş şeyler değil ama o zaman ne olacak? Buradaki hata payı bu sefer 2,5 puandan 1,25 puana düşecek yukarıda da görüldüğü gibi. Dolayısıyla diyelim ki aynı kamuoyu şirketi geldi bu sefer Obama'ya dedi ki ey Obama oyların %53'ünü alacaksın %95 güvenli artı eksi 2,5 dedi. Diyelim ki böyle bir tahmin yaptım. O zaman düşünecek olursak bizim renkli çan eğrisinde 53'ten 2,5 çıkar 50,5. 2,5 ekle 55,5. Tabii ki burada Obama için söz konusu olan şey acaba karşı rakip kazanabilir mi? Peki 50,5'unu dahi almış olsa Obama kazanıyor mu? Evet kazanıyor. Peki 50,5'tan daha düşük oy alma olasılığı nedir Obama'nın? Eğer bir önceki renkli çan eğrisini hatırlayacak olursanız bu oran %2,27. Yani 100 farklı örneklem seçip 1600 denekle konuşsanız bu örneklemlerden sadece 2 tanesinde Obama'nın alacağı oy %50,5'ten daha düşük çıkar anlamına geliyor. Yani Obama'nın rakibinin seçimi kazanması çok küçük bir olasılık ama sıfır değil. Sıfır değil. Zaten onun için çan eğrisinin iki ucu açık. Şimdi dersin başında sunduğumuz seçim tahminlerine bir daha bakalım. ABD başkanlık seçimleri için. Kullandığımız şuydu bakın. %53 ile kazanmıştı Obama. Ve en uzak tahmini yapan 6 puanlık bir farkla tahmin etmiş. En yakın yapan da örneğin Gallup %53 tutturmuş. Gerçi diğer rakip için eğer ben hata yapmadıysam yazarken %40 gözüküyor burada ama onu bırakın topluca burada 8
şirketin son aylarda yaptıkları kamuoyu araştırma sonuçları var. Birini daha önce Gallup'unkini size gösterdim ve 25'inde de Obama'nın kazanacağını tahmin etmişler dedim. Diğerleri Gallup kadar zengin değil herhalde, daha seyrek yapmışlar. Ama her halükarda dikkat ederseniz bu sonuçlarda hayır McCain kazanır diyen tahmin çok az. Bakalım, şurada var bir tane. CBS'in yaptığı. Doğru şeye mi bakıyorum ben? Evet, doğru. Başka? Şurada var bir tane. Şurada var bir tane. 3. Şurada var bir tane. 4. Burada belki bilmiyorum 100 tane şey var. 4 tanesinde Obama'nın kazanamayacağı görünmüş. Yani bu aşağı yukarı %95 güven düzeyi olarak da ortaya çıkmış olabilir. 4 tane saydık. Ne öngörüyor? 5 öngörüyor. Yani 100 farklı örneklemden 5 tanesi Obama'nın kazanmayacağını gösterebilir diyor. İşte bu yapılanlara dayanarak da biraz önceki olasılık kuramının bize söylediklerini aslında uygulamalı olarak bir bakıma görüyoruz. Elbette bu örneklemlerin her biri farklı deneklerde konuştu. Elbette her birinin örneklem büyüklüğü de farklıydı. Ama hepsi Amerikan seçmenleri arasından seçildiler. Dolayısıyla ortada bir kazan var. Değişik zamanlarda değişik şirketler bu kazana elini atıyor. 1600, 400, 2000 her neyse kişiye soruyor ve diyor ki Obama %95 güven düzeyiyle kazanacak. Ve sonuçta gerçekten de onların deliği çıkıyor. İşte olasılığa dayalı örneklem seçmenin gücü burada. Peki, şöyle bir sorunumuz var. Bizim örneklerimizde dedi ki YÖK'e karşı taraftar %50 olsun. İşte Amerikan başkanlık seçimlerinde bilmiyoruz ne olduğunu. Seçimlerde birçok kamuoyu şirketi anket yapıyor. En azından Obama'nın kaç puan alacağını bilmiyor isek bile oyların %50'sini ya da eğer ne bileyim kullanılmayan oylar da düşünüldüğünde fazlasını alanın seçileceğini biliyoruz. Dolayısıyla hala elimizde bir %50 kriter var. Ama araştırmacılar çoğu zaman evren parametresinin ne olduğunu bilmeden ve sadece bir örneklem alarak yani 1000-2000 işte 500 kişiye konuşarak evrene genelleme yapmak zorundalar. Peki olasılık kuramının gücünü göstermesi için evren parametresinin bilinmesi önemli mi? Bir örnek verelim. Diyelim ki sigara içmeyle akciğer kanseri arasındaki ilişki. Yapılan araştırmalarda acaba bu ikisi arasında ilişki var mı diye merak ettiğimizi düşünelim. Tabii ki burada akciğer kanserlerinin de sigara içenlerin de evrendeki dağılımı yüzdesi hakkında hiçbir fikrimiz yok. Yani biraz önceki örneklerde vardı. Diyelim ki bir araştırma yapıyoruz. 1600 kişilik bir gruba soruyoruz. Daha doğrusu kanserli hastalara soruyoruz geçmişinde sigara içmek var mıydı yok muydu diye. Ve örneklem istatistiği olarak %90'ı elde ediyoruz. Yani kanserli vakaların %90'ının geçmişinde sigara var. Bunun yanılma payı %1,25. Dolayısıyla %95 güven sınırları %87,5 ile %92,5 arasında değişiyor. Yani sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki %90 artı eksi 2,5 diye ifade ediliyor. Şurada gördüğümüz gibi iki standart hata %95'e karşılık geliyor. Bu sadece bir araştırma akciğer kanseriyle sigara içme arasında. Bir başka araştırmada diyelim ki bu sefer 400 kişiyle konuşuluyor ve örneklem ortalaması %85 bulunuyor. Yani kanser olanların %85'inin geçmişinde sigara var. Bu sefer yanılma payı biraz daha büyük %2,5. Dolayısıyla güven aralığı %80 ile %90 arasında değişiyor.
Peki bir araştırma daha yaptık. Gene 1600 denekle. Bu sefer örneklem ortalamasını %88 bulduk. Hata %1,25. Dolayısıyla güven aralığı 85,5 ile 90,5 arasında değişiyor. Tıpkı biraz önceki Obama örneklerinde olduğu gibi devam ettiğimizi düşünelim. Ne demiştik? Eğer normal dağılıyorsa bunlardan seçilecek örneklemlerin hataları da normal dağılacak ve büyük bir kısmı %68'i bilmediğimiz evren parametresinin bir standart hata altında ya da üstünde olacak. %95'i iki standart hata altında ya da üstünde olacak. O zaman ne anlama geliyor bu? Diyelim ki bilmiyoruz sigarayla kanser arasındaki ilişkinin tam olarak ne olduğunu. Kanserli vakaların yüzde kaçının geçmişinde sigara içtiğini bilmiyoruz. Kaç kanserli vaka olduğunu da bilmiyoruz. Bu araştırmaları devam ettirsek, tıpkı biraz önce 2008 Amerikan başkanlık seçimlerinde farklı kamuoyu şirketlerinin tekrar tekrar araştırma yapıp bulduğu sonuçlar gibi bir sonuç ortaya çıkacak. Belki bazılarında tıpkı biraz önce Obama'nın seçilmeyeceğini gösteren 4 tane kamuoyu araştırma sonucu bulduğumuz gibi, bazılarında örneğin sigara ile akciğer kanseri arasında bir ilişki bulunmayacak. Ama yapılan %100 araştırmadan 95'inde evren değerine yakın değerler elde edilecek. O zaman biz tek bir örneklem seçsek bile, defalarca örneklem seçme şansımız olmasa bile, o örneklem istatistiğini evren parametresi olarak kabul etsek ve sigarayla akciğer kanseri arasında örneğin %90 ilişki vardır desek ne kadar yanılabiliriz? Ne kadar yanılabiliriz? %5, 3, 2, hadi 10 belki, çok küçük bir örneklem seçtiyseniz. Peki fark eder mi? Yani sigara ile akciğer kanseri arasındaki ilişki %90 değil %87 demek fark eder mi? Ne fark eder? İşte olasılık kuramının tek bir örneklem seçerek dahi olsa evren parametresini bilmediğimiz durumlarda bize verdiği güç bu. Normal dağılım söz konusu olduğunda. Bu derste örneklem seçme mantığından söz ettik. Önümüzdeki derste ise hipotez testlerinden, denence testlerinden söz edeceğiz ve parametrik testlere geçeceğiz.